Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Her anımı eksiksiz dün gibi hatırlarım. Dudaklarımda tuzum, İçimde durur aşkım. Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler, hani o güzel gözlü ceylanların pınarı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı, hani kuşlar ağaçlar bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı. Kemal abi, Aslan abim benim. Yılmaz. Hakikatli bir şürüm benim. Bugün çıkacağını Sevim yengem söyledi. Ver abi. Sevim kızım! Ne oldu bizim pirzolalar? Rakı sofrasını bekletmek günahtır yahu! Şimdi oluyor baba. Olsun, olsun! Bir saattir pişiyor, katır eti midir, nedir? Bıktım şu herifin rakısından! Yoktan moktan anlamıyor! Rakım da rakım! Babamın tek kötü huyu rakısı ama, alışmış işte! Ne desen vazgeçemiyor! Sen çalış, o yesin! Zıkkımın kökünü yesin! Zilliye bak! Akşama kadar mecmua karıştırır, eli bir dikiş bile tutmaz! Şikayetçi değilim anne! Neden şikayet edersin ki zaten? Senin gibi kafasız bir kız görmedim! Bu kadar yükün altından kalkılır mı? Bir dikiş makinesiyle bu kadar boğaza bakılır mı? Can dayanır mı buna? Nerede kaldı bizim pirzolalar be? Patlama, patlama! Geliyorum!
Muz! Muz! Kalbimi çaldığın yetmedi mi? Aylardır yolunu gözlettiğin. Yetti yavrum, içerideyken seni çok daha fazla sevdiğimi anladım. Gibi uzun geldi Kemal. Sensiz neler çektim bilemezsin. Ver elini öpeyim Ayriyan'a. Öp bakalım kabadayı. Bir daha bir halt karıştıracaksan bu kafasız kızı düşün. Aylardır yolunu gözlüyor. Ayak bağı oluyorsun ona. Gelen kısmetlerini tepiyor. Oldu bir kere Ayriyan'a. İster miyim boş yere içeride iki ay yatayım? Bütün işlerim alt üst oldu. Sevime çektirdiklerimi unutturacağım. İyi, iyi, adam olmuşa benziyorsun. Bana bak, bundan sonra serseriliğe paydos. Şu kızı alacaksan al da kurtulsun. Zaten onda kafa olsa, senin gibi bir serseriyi beklemezdi. Zengin birini bulur, evlenirdi. Demek Kemal Ankara'ya gidiyor. Evet, anasından kalan bir ev varmış, onu satıp araba alacak. Sonra da gelip babamla konuşacak. Ne hakkında konuşacak? Aman Sevgi'yi, anlamamazlıktan gelme. Babamdan isteyecek beni. Geçmiş olsun yakışıklı. Bundan sonra sakın yoluma çıkma Neriman. Senin yüzünden parçaladım Bornavalı Osman'ın yüzünü. Yetmez mi iki ay yattım içeride? Çek. Bak oğul. Hapse girmeden önce olsaydı kızımı sana vermezdim. O zaman serseri bir hayat sürüyordun. Nasihatlerimi dinlemiyordun. Görüyorum ki hapishane aklını başına getirmiş. Hareketlerinden ve tasarılarından bu belli oluyor. Biz de o yollardan geçtik ama o yolların boş olduğunu çok geç anladık. Çok geç. Görüyorsun, hepimiz Sevim'in eline bakıyoruz. Sen sadece Sevim'le evlenmiyorsun. Sadece ona bakmakla kalmayacaksın. Ne demek istediğini anlıyorum kaptan baba. Hayatta kimsem yok. Sevim'in babası babam, evi evimdir. Tabii sizler için de çalışacağım. Kızımı verdim gitti. Demek Kemal hapishaneden çıktı ha? Sevim'i istemiş babasından. Ankara'dan gelir gelmez düğünleri olacakmış. Onun yüzünden buralarda tutunamaz, millet içine çıkamaz, kimsenin yüzüne bakamaz oldum. Ona öyle bir oyun edeceğim ki, ne düğünü yapacak, ne de kimsenin yüzüne bakabilecek. Nasıl olacak bu iş? Şimdi doğruca Sevim'e gitsen. Ben seni unutmak için sevmedim. Gönlümden ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabaha.
Bravo, bravo! Bu kadar güzel sesin olduğunu bilmiyordum vallahi. Niçin kıymetini bilmiyorsun kız? Ne güzel elbiselikler! Nereden bulursun bu kadar güzel şeyleri Neriman abla? İnsan kafasını kullanınca nelere sahip olmaz ki? Sevim ablan istese, bunlardan daha güzellerine sahip olur. Beyoğlu'nda oturursunuz, katınız, arabanız olur. Sevim ablam mı, nasıl sahip olur bu dediklerinize? Deminden beri anlatıyorum ama ablam dinlemiyor. Sesinin yüz binler getireceğinden haberi yok. Tanıdığım bir gazino sahibi var, okuyucu arıyor. Duydun mu abla? Ne olur git, dinlesin seni bir kere. Bu gecekondu semtinden kurtar bizi. Sen deli misin Sevgi? Babam ne der? Kemal ne der? Babam bir şey demez. O da bıkmıştır bu hayattan. Kemal'e gelince... O sana sesinle kazanacağın hayatı veremez. İyi yaşatamaz seni. Ne kadar cazibeli, ne kadar çekici değil mi Beyoğlu? Tıpkı masal ülkesi gibi. Kim bilir oradakiler ne kadar rahat, ne kadar mesutturlar. Sanki oradakiler daha mı akıllı? Hem Neriman abla ne dedi? Yüz binler verirler sesine demedi mi? Düşün bir kere, bakkala borç, kasaba borç, evimiz kira. Kabul etsen Neriman ablanın teklifini, bütün sıkıntılarımız biter. Ne dersin? Boş hayaller kurma Sevgi. Bizim yaşantımız bu. Dünyamız bu. O dünyalar bize göre olmasa gerek. Demek kızın sesi bu kadar güzel. Bildiğin gibi değil patron, bir harika. Bir de endamını, güzelliğini görsen. Filizler gibi. Vaktimin ne kadar kıymetli olduğunu biliyorsunuz. Kadınlık tarafı beni ilgilendirmez. Hele bir sesini dinleyelim. Sözünüz 200'ü aştı Sevim Hanım. Ne olur bağırmayın, en kısa zamanda getireceğim paranızı. Bu sözleri çok duyduk. Yarına kadar getirmezsem buraya gelip daha çok bağıracağım. Kasap Cafer'in de sabrı taşıyor. Esnaf milletini siz ne zannettiniz be? Kazık kadar iki kızsınız, ödeyin borcunuzu artık. Tövbe estağfurullah. Allah Allah, amma çattık be! Hem paraları yok, hem de veresiye alıyorlar. Ne istiyor bu herif sizden? Borcumuzu yarına kadar ödemezsek... Sus Sevgi! Gazinocuyla konuştum. Seni görüp sesini dinlemek istiyor. Beğenirse hemen mukavele yapıp para verecek. Ben olsam hiç durmazdım. Belki de Tanrı acıdı bize, böyle bir fırsat verdi. Kemal'i düşünüyor. O ne der acaba? Ne diyecek ki? Ankara'dan kırık dökük bir araba ile gelecek. Onunla ev döner mi? Ona daha güzel, daha iyi bir otomobil alırsın. Memnun bile olur. Hepimiz rahat bir hayat yaşarız. Sen, ben, annem, babam... Sonra Kemal.
Sesinizi çok övdüler. Bildiğiniz bir şarkıyı okuyun. Yanına kalırsan bana, hep böyle can.
Edem bulur dünyası. Edem bulur dünyası. Edem bulur dünyası. Edem bulur dünyası. Odama gelin konuşalım. Sesiniz fena değil, işlenirse iyi olur. Daha sıkılgan. İleride nasıl açılacak göreceksiniz. Bundan kendinizi üst baş yaparsınız. Yarından itibaren müzik dersleri alacaksınız. Sizi en kısa zamanda dinleyici karşısına çıkarmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bunun şerefine içilir doğrusu. Seni tebrik ederim Sevimciğim. Neriman abla, içki kullanmadığımı biliyorsun. Beni mazur gör. Aa, vallahi olmaz. Muhakkak bir şey içmelisin. Yoksa Ekrem Bey darılır. Sana soğuk bir ayran getireyim. Zahmet ediyorsun Neriman abla. Ne zahmeti canım? Hem ben gelene kadar da siz hasbihal eder, birbirinize alışırsınız. Neriman böyledir işte, bazen çocuklaşır. İyi kalpliliğinden. Benim iyiliğim için çırpınıyor. Sana el cezimle doldurdum. Buz gibi. Zahmet ettin Neriman abla, teşekkür ederim. Ne zahmeti canım? Burası benim evim gibidir. Sen de şimdilik misafirimiz sayılırsın. Hadi afiyetle işte kaçalım. İçirdin kıza? Uyku ilacı. Sabaha kadar emrindedir. Anlamalıydım bu kadar üstüne düşmenden. Daha ne istiyorsun? Fıstık gibi kız. Bunlardan birkaç tane hak ettim zannedersem. Alçak namussuz karı! Doğrusu mu istedin be? Bir daha kızın etrafında dolaşma, gebertirim seni! Defol! Vaziyet planladığımızdan da iyi oldu. Ekrem'i bilirim ben. Sevim'i beğendi. Ve Sevim'i kimseye kaptırmayacaktır. Kemal Ankara'dan gelince Sevim'i arayacak ve... Sevim! Söyle diyorum sana! Nerede olduğunu biliyorsan söyle! Baba, babacığım, fena bir yerde değil. Nerede? Nerede kalıyor bu saatlere kadar? Söyle! Neriman abla Sevim'in sesini dinlemiş, çok beğenmiş. Onunla gitti. Demek o orospuyla gitti. Söyle, söyle be karı! Sevim nerede? Kızımı nereye götürdün?
Ona iyilik etmek istemiştim. İşte emin ettim ona. Ne bileyim böyle olacağını. Ne diyorsun sen be? Ne oldu? Ne oldu Sevim'e? Onu iyi bir gazinocuya götürdüm. Okuyucu olmasını ve iyi para kazanmasını istiyordum. Ne bileyim böyle olacağını. Sözümden çıkma, ciddi ol. Oradaki lükse, şaşaya aldanma dedim, dinlemedi beni. Bir anda gazinocuya tutuldu. Herifle tanışalı bir saat olmadan koynuna girdi. Beni de kovdu. Bana karışamazsınız. Bunca yıl çektiğim çile yetsin, ben Beyoğlu'nda yaşayacağım dedi. Defol! Defol! Yatak odamda ve yatağımda. Beni tuzağa düşürdünüz. Ne işim var benim burada? Neriman para karşılığında sattı seni bana. Siz sabaha kadar burada mıydınız? Beni satın almışsınız, neden dokunmadınız? Sabaha kadar seyrettim sizi sadece. Neriman'ı da kovdum. Sevim geldi. Kızımız geldi galiba. Dur! Yok artık, kahpe! Nasıl yaptın bu işi? Ben kahpe değilim baba! Sizin için! Sizleri kurtarmak için dışarıda kaldım! Namusumla, alnımın akıyla kazandım, inan bana! Kahpe! Bu kadar parayı ne işine karşılık verdiler sana, ha? Neye karşılık verdiler? Biz fakiriz ama namuslu kimseleriz! Alnımıza kocaman bir kara leke sürdün! Elimi kana bulamadan defol! Hasan, yapma! Önce öğrenelim, doğru söylüyordur belki. Çekil, sen karışma! Hayır, hayır baba, ben leke sürmedim! Tertemizim baba, ben tertemiz! Bunca yol görmüş Hasan kaptana yutturamazsın bu numaraları! Baba! Defol! Baba! Defol! Baba! Hayır! Defol! Barın sahibiyle nikahsız oturuyormuş. Bu işi Neriman'la yapmışlar. Osman Kemal'den öcünü fena almış doğrusu. Ama asıl harp Kemal gelince kopacak. Çok yazık. Kemal de yeni çıkmıştı içeriden. Merhaba çocuklar! Ne o, selam sabah yok mu? Söyle Yılmaz, ne oldu? Ölen filan mı var? Keşke ölen olsaydı! Keşke ben geberseydim!
Meraktan çıldırtma beni. Söyle ne oldu? Sevim abla... Söylesene ulan, ne oldu Sevim ablana? Ben söyleyemeyeceğim Kemal abi. Git evden öğren. Söyle Sevgi, Sevim'e ne oldu? Bir şeyler olmuş mahallede. Söyle diyorum, ne oldu Sevim'e? Söyle! Ağlamı acıtıyorsun! Bırak kızı! Erkeğe bak! Yazıklar olsun kalıbına! Söyle şunu Hasan baba! Söyle! Ne oldu Sevim'e, ne oldu? Sevim öldü, öyle bir kızım yok artık! Beyoğlulara... çok para kazanmaya, zengin olmaya gitti! Sen ne diyorsun kaptan? Söylediklerini kulakların duyuyor mu? Nasıl gitti, kiminle gitti Sevim? Süslü Neriman'la... onunla giden ne biçim yollardan para kazanır? Söyle ha! Ne biçim yollardan para kazanır? Erkek misin sen de be? Güvenmiştim sana. Kızımı namusuyla yaşatır diyordum. İyi köpek kurda kuzu kaptırmaz! Kaptırdın sen! Kurtlara kaptırdın! Kurtlara! Kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim. Gününe, gecene eş, gözünde yaş. Sana aşık, yalnız ben olayım sevgilim. Sana aşık, yalnız ben olayım kalbimde sevgilim benliğim de yalnız ben olayım sevgilim. Bütün ömür boyunca kalbimde sevgilim benliğim de yalnız ben olayım sevgilim. Gününe, geçene eş, gözümde yaş. Gece kulaklarım çınlasın, şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Seni andım bu gece, kulaklarım çınlasın, şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki
Sevim ablayla Bornavalı Osman'ın izine rastlayamadın demek Kemal abi. Ne Sevim'in, ne Bornavalı'nın, ne de Neriman'ın. Neriman'ı bulursan Sevim'i de bulmuş sayılırsın. O kaltağı er geç vuracağım. Hadi bre! Hadi fiyafı da! Ah, niçin aşık duruyorsun paşam? Yoksa kız seni memnun etmemiştir. Etmedi ya. Yeni taze kızlar getirmedikçe benden paso. Bir daha gelmem buraya. Aman paşam, sen sinirlenme. Sana taze piliçler bulacağım. Bu defa da atlatırsan yüzüne bakma Meleni. Değişik bir kız düşerse telefon et. Siz hiç merak yapmayınız. Siz de memnun etmek için elimden geleni yapacağım. Beceriksiz. Elimde iyi bir kız var Madame Eleni. Bak sen ne diyorsun bre kızım? Neden şimdiye kadar söylemezsin? Takıntısı var. Oradan koparmak için biraz para lazım. Kız güzeldir barem. Bir içim su. Bir iki gün sıkı tutman lazım. Bilirsin, itiraz eder ilkim böyleleri. Sen o işleri bana bırak. Yola getirmesini bilirim ben. Sen beni tanımıyorsun daha, he? Hesaplarımız doğru çıkmadı Neriman. Biz Ekrem Sevim'i iki günde sepetler diye düşünürken herif ona abayı yaktı. Bu gidişle karı milyoner olacak. Onun ilacını buldum ben. Sevim ne Ekrem'e ne de Kemal'e yarayacak. Ona öyle bir oyun edeceğim ki sen de beğeneceksin.
Nasıl olacak bu? Dinle beni. Peki, peki. Güle güle. Ne işin var burada? Kemal döndü. Seni görmek istiyor. Kemal beni mi görmek istiyor? Evet. Kemal'e dönemem. Beni batağa soktun. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Bir hata ettim Sevim. Kemal'i kıskanıyordum senden. Ama anladım ki Kemal yalnız seni seviyor. Deli gibi arıyor seni. Her şeyi anlattım. Çok yalvardı. Bir defacık olsun yüzünü göreyim de ondan sonra isterse bana dönmesin dedi. Peki, üstümü değiştireyim. Bakalım hepiniz odalarınızda, misafirim geldi. Ben çıkın demeden çıkmak yok. Hadi bakalım, gregora odalarınızda ağlıyor çabuk, hadi. Aa, buyurunuz! Nerede, Kemal nerede? Ha, sigarası kalmamış, şimdi gelir tutuncuya kadar gitti. Buyurunuz, rahatsız olmayınız, buyurunuz, oturunuz, buyurunuz. Orest! Orest! Çok sabırsızlanıyordu zavallı. Çok durmaz herhalde dışarıda. Ne? Biz birer çay içerken o da gelir. Ah ne! Çok sabırsızlandı Kemal Bey oğlum. Şimdi size elcaizimle bir çay ikram yapacağım. Zahmet etmeyin efendim, çok durmayacağım. Ah ne zahmeti kuzum! Ne zamandır sizi ağırlayamadım Kemal Bey oğlum bana çok kızacak. Doğru şimdi! Kemal böyle bir tanıdıktan bahsetmemişti. Kim bilir? Kemal daha önce tanıyordu Eleni'yi. Buluşacağınız en münasip yer olarak burayı seçti. Nerede kaldı acaba? Şimdi gelir canım. Ah, ah geldim işte! Ah. Buyurunuz! Teşekkür ederim. Afiyet olsun kuzucuğum! Bir dakika bekleyin, Sevim'i alıp geleyim. Bu gezi onun için sürpriz olacak. İyi düşündün patron. Sevim! Sevim Hanım bu günleri gitti, gördün mü Abbas Efendi? Vallahi beyim, bir kadınla çıktı. O biçim karılara benziyordu, tuhafıma gitti doğrusu. Ne biçim bir kadındı bu? Esmer, oldukça uzun boylu, iri bir avrattı. Ay namussuz karı, Neriman bu.
Sevim'in Neriman götürmüş, mutlaka bulmalıyız onu. Bütün aynalı yerlere dolaşacağım, gelerteceğim o karıyı. Ne koydun çaya madam Eleni? Sen işaret yapınca anladım, kız kalıcı değil. Uyuşturucu ilaç koymuş. Sen ne işini bilen cadısın. Ne? Durup dururken madam Eleni dememişler bana. Haydi sen şimdi kaybol, zengin bir ahbapta telefon yapacağım. İğrenç karı. Sağa sola dikkat et Yusuf! Sevim'i! Sevim nerede? Söyle! Söyle! Bilmiyorum! Yarı yolda ayrıldı benden! İnan bilmiyorum! Söyle! Monstralık suratını parçalama lan, söyle! Sahip olmak şık. Mutlu bırak, bırak beni! Üzme beni! Bırak, bırak diyorum! Daha da para veririm sana! Üzme! Hadi, hadi çık! Hadi! Çabuk!
Neriman bir kız getirmiş sana. Nerede o? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Söyle, kız nerede? Ah, bilmem paşam, bilmiyorum! İmdat! İmdat! Hadi, bak, Kaçak Şerifkı! Ne zamandan beri erkekleştin sen? Vallahi Ekrem abi, emin ol takıntın olduğunu bilmiyordum. Alçak herif! Zahmet ettin Sevgi. Niçin zahmet olsun? İsterseniz buraya her saat gelir, size hizmet ederim. Eksik olma Sevgi. Bugünlerde anneni babanı yalnız bırakmaman lazım. Kemal! Neriman ya! Kazdığı kuyuya kendi düşen Neriman! Yaptıklarımın günahını çeken Neriman! Söyle, söyle ne oldu? Sevim nerede? Kurtaramayacağım bir yerde. Söyle diyorum, lafı uzatma! Nerede Sevim? Onu sahiden şöhret olsun diye götürdüm. Hata yaptığımı oraya götürür götürmez anladım. Adam aşık oldu Sevim'e. Beni de bu hale soktu. Sevim'i oradan kurtarmak istedim ama başaramadım. Sürüyle adamı var, parası ve kudreti var. Kim bu adam? Ekrem! Eşref Paşalı Ekrem! Çok güzelsin Sevim, bütün gözler üzerinde. Bir gün bütün dikkatleri her yerde üzerine çekeceksin. İsmin ne onlarla en üste yazılacak. Bütün bunları sana borçluyum Ekrem. Nasıl ödeyeceğim hakkını bilmiyorum. Bana bir şey borçlu değilsin Sevim. Sana hizmet etmek, sana bir şeyler kazandırmak zevk veriyor bana. Hayatımda ilk defa bir kadın üzerine kumar oynuyor, onu yukarılara çıkartmaya and içiyorum. Kadın sensin Sevim. Kadınlara olan itimatsızlığımı ve güvensizliğimi sen giderdin. Eğer bir gün her şeyi yarıda bırakıp gidersen... Sizi telefondan istiyorlar patron. Ha? Müsaadenle. Thank you.
varmış Kemal. Gene karşılaştık. Söyle Sevim nerede? İşte orada. Kısmetini kaptıran kargaya benziyorsun. Sevim'in yeni sahibi seni görürse kırar gaganı. Başkaları hesabına havlamayı kim öğretti sana? Sigara içmeyi de öğrenmişsin ha? Kalk gidiyoruz. Bırak kolumu! Seninle gelmek istemiyorum. Bu hayattan memnunum ben. Sen bana alıştığın bu hayatı veremezsin artık. Bıktım gece kondu semtinden! Kimdi o? Sözlümdü. Vurdu mu sana? Dokunmayın ona Ekrem. İyidir, mert bir insan durum. Ne yaptınız ona? Bir şey yapmadık. Dışarı attırdım o kadar. Kemal abi! Kemal abi ne oldu sana? Anlatırım sonra. Devam ederse çok yaşamaz dedi. Ölü gibi yatıyor zavallı babacığım. Durmadan Sevim, Sevimim diye sayıklıyor. Babam ölüm döşeğinde, ona ihtiyacı var. Sevim hepimiz için öldü. İçimizdeki Sevim kendi elleriyle kendini öldürdü. Sevim'i son defa görürse iyileşir belki. Onu getir Kemal, git Sevim'i getir.
Nereye ahbap? Patronunuzu görmeye. Etrafında böyle köpekler mi bekletir? Aldığın ders yetmedi galiba. Patron seni hiçbir zaman görmek istemiyor. Geri dönersin aklın varsa. Aksine ben de görmek istiyorum. Kemal! O ziyaretlerin biraz fazla olmuyor mu ahbap? Hiçbirinizin suratına aşık değilim. Ama yapılması gereken bir vazife var. Ölmek üzere olan bir insanın arzusu bu. Baban ölüm döşeğinde. Hepimiz için ölmüş bir insansın sen. Ama ne de olsa ölümle pençeleşen insanın kızısın. Kanındansın. Eğer içinde biraz insanlık kalmışsa onu son defa ziyaret edersin. Hasta ziyaret edilecek delikanlı. Herifi çevirip temizleyelim. Patron mu söyledi? Hı. Ona neden bu kadar kıymet veriyor anlayamıyorum. Hadi uzaklaşmadan gidelim. Kurşun yağmuruna tutmuşlar. 3 kurşun çıktı vücudundan. Yaşar mı? Tabii. Kurşunlar büyük bir şans eseri kaba yerlerine isabet etmiş. Babacığım, aç gözlerini. Bak, kızın Sevim geldi. Bayramlarda cici elbiseler aldığın, atlı karıncalara bindirdiğin, gemilerde yanından ayırmadığın sevgili kızın Sevim geldi. İnan bana, ben kötü olmadım. Gene o eski günlerin Sevimi gibi temizim, tertemiz. Babacığım... Git kızım, git buradan. Biraz daha kalırsan ölecek zavallı.
Herifin hesabını gördük patron. Hangi herifin? Kemal'in. Bana söz vermiştin. Dokunmayacaktınız ona. Kılına zarar getirmeyecektiniz. Fakat Sevim, ben... Sözünüzde durmadınız. Tutmadınız sözünüzü. Beni buradan alıp götüreceğinden mi korktunuz? O beni bir daha kabul etmeyecek kadar gururludur. Hakkınızda yanılmışım. Aynı mertliği gösteremediniz. Öldürdünüz onu, katiller! Katiller! Kim emir verdi size? Kim emir verdi? Osman'a vermişsiniz emri. Temizleyin onu demişsiniz. Sizi kurtarmak istemiştim. Balta oluyordu size. Hoşunuza gidecek zannetmiştim. Ona şahsi kinin vardı, alet ettin beni! Defol! Defol, bir daha doğrama buralara! Defol! Kim ateş etmiş olabilir sana Kemal abi? Ekrem denen o adamın köpekleri. Beni pusuya düşürecekleri hiç aklıma gelmezdi. İnsanlar göründükleri gibi çıkmıyorlar demek. Neden bu kadar hayret ediyorsun Kemal abi? O herifte bu kadar küçülecek çehre görmemiştim. Dokunma bana! Ağlama yavrum! İnan ki ben böyle bir emir vermedim. Ona kötülük etmek aklımın ucundan bile geçmemişti. Bir an beni bırakıp gideceğini zannettim Sevim. İşte o zaman... Ne olurdu o zaman? Seni hiçbir kuvvet benden koparamaz, hiçbir kuvvet! Uzanacak elleri kırarım Sevim! Beni seviyorsun. Evet. Anadolu'dan geldiğimde ayağımda altı olmayan bir pabuç ve sırtı yırtık bir gömleğim vardı. Aç susuz günlerim çok oldu. Ayakkabı boyamakla başladım işe. Zaman lehim eşledi ve kazanmaya başladım. En son kazancım sensin Sevim. Anlıyorsun değil mi? Sen benimsin. Bunu böylece bil. Bu gece istirahat et. Çok yakın bir zamanda nikah memurunun karşısına çıkacağız. Nikah memurunun mu? Evet yavrum. Bunu ben de çok istiyorum. Bana mühlet ver Ekrem. Kemal, Kemal'in onun acısını unutayım. Artık bahsetme ondan. Ölenle ölünmez. Ama belki de ölmemiş, evindedir. Hiçbir gazete bahsetmedi cinayetten. İyi geceler.
Yılmaz! Sevim abla! Yılmaz, Kemal'in en iyi dostu sendin. Söyle, nerede Kemal? Bir şey oldu mu ona? Söyle Yılmaz, ne olursun. İçeride, yaralı, yatıyor. Allah'ım! Allah'ım! Demek yaşıyor. Evet, yaşıyor ama seni görmek istemiyor. Bırak Yılmaz, içeriye gireyim, ayaklarına kapanayım. Suçsuz olduğuma yalnız o inanır. Döndün geriye. Oradaki hayat daha rahat değil miydi? İstediğin para, pul, şöhret değil miydi? Niçin döndün, niçin? Bağırdı, hakaret et. İstersen öldür beni. Ama önce dinle Kemal. Dinle, seni seviyorum. Bir yanlışlığın kurbanı oldum. Ama kötü olmadım hiçbir zaman. Her zaman seni, yalnız seni sevdim. Artık ne olursa olsun yanında olacağım. Hiç kimse beni senden ayıramayacak. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Affet, affet beni Kemal. Gidip onu bulacağız ve geri getireceğiz. Şimdiye kadar kimseye bir şeyimi kaptırmadım ben. En büyük varlığımı vermeyeceğim kimseye. Sevim yalnız benimdir, yalnız benim! Ekmek kalmamış Sevim abla, ben gidip alayım. Çabuk dön! Hı-hı. İkisi de orada. Beyoğlu'nun yalancı ışıkları beni küçükten beri cezbederdi. Orada mutlu insanların yaşadığını zannederdim. Bu merakım bana pahalıya mal oluyordu az daha. Anladım ki saadeti uzaklarda aramamak gerek. Bu bana büyük bir ders oldu sevgilim. Yavrum benim, iyilik senin ruhunda var. Seni almaya geldim. Geldiler. Beni almaya geldiler. Bir fenalık yaparlar sana Kemal. İstersen... Bırak Sevim. Seni alamayacaklar bu defa. Orada olduğunuzu biliyorum. Delilik etmeyin. Kemal, gönder Sevim'i. Seninle bir alışverişimiz yok. Kötülük yapmak istemiyorum sana. Gönder Sevim'i. Sevim'i kimse alamaz buradan. Çekilin gidin! Aksi halde beni ortadan kaldırmadan götüremezsiniz onu! İzlenin, koruyun kendinizi! Sevim'i vurmayın sakın! Ah!
Delilik ediyorsun Kemal! Bırak Sevim'i götürelim! Kan dökmeyelim boş yere! Benden Sevim'i alamazsınız Ekrem! Basın gidin! Amma inatçıymışsın delikanlı! Günah benden gitti! Kolla kendini! Sevim! Çekil ortadan Sevim! Durun! Durun! Ne olur ateş etmeyin birbirinize! Öldü.